Merhaba, ben Aslı Özdemir. Kırık Üniversitesi Bilgisayar Programı yılı 2. sınıf öğrencisiyim. Bugün yapay zekamı final ödevime devam ediyorum. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Label'ların trainlemesi gerektiğinden bahsediyor labels properties'inde. İmiş hatası orada. By default labels properties boş olarak geliyormuş olduğu konum. Hatası automatic determine label from vulnerable. Otomatikman olduğu yerleri dolduruyormuş fizik olarak label source opsiyonu ile. Buradan ondan bahsetmiş. Örnek kullanımını burada vermiş. Bizden de flowers adı olan data store oluşturmamızı. Path to image, yani folder konumunu, dosya konumunu yazmamızı istiyor. Image label pet image yazdıracakmışız. Zaten varmış, yani burada yazılı olarak olduğu için çoktan var olduğundan bahsediyor. Bunu da şekilde yapıyoruz. Hatta direkt şunu kopyalayıp bunu sınav yapabilirim galiba. Anlatana true dedik, evet. Label source ve folder names'ini yazacağız. Bunu da ben de zaten hazır olarak vardı. Şöyle de bir mail atayım. Bu şekilde yazıyoruz onu da. Bir yerde hata yaptık ama. Da yapıştırayım. Aynen. İstediği gibi yaptık aslında. Yani flowers yanlış yazmışım. Şöyle sileyim şöyle. Flowers image source pet image. Dosya konumunu include sub folder kullandık. True dedik. Label source folder names yazdırıyoruz. Evet, flowers data store'da. Doğru dosya oluşturdu mu? Evet. Doğru label'da mı? Evet. Labels property'sini çıkarmamızı istiyor. Flower names olan bir dosya adına. Bunu da şekilde yapıyoruz. Flower names eşittir diyoruz. Nokta labels. Diğer testi geçebiliriz. Dengelenmemiş training datadan bahsediyor burada da. Genel bir durummuş. Burada da split each label fonksiyonunu kullanarak resimleri ayırabiliyormuşuz, bölebiliyormuşuz. İki farklı data sonra bundan bahsediyor. Örneğin DS1, DS2 split each labels IMDS P olarak vermiş zaten. Buradan onunla ilgili bilgileri vermeye devam etmiş. Burada nasıl kullanıcı ne yapmamız gerektiğinden bahsediyor. Flowers olarak iki tane data store bölmemizi istiyor. Biri Flowers, biri Flower Train. Pardon. Flowers dosyasını, şey, label'ını Flower Train ve Flower Test olarak bölecekmişiz. Bunun %60'ı da Flower Train'de olacakmış. Birazcık uzun bu, evet. Yine Flowers yazıyorum. Ama tabii yanlışım var tabii. Şöyle. Tamamdır. Diğeri neydi? Flower test. Evet, flower test. Split each label kullanıyorum. Eşittir. Split each label. Flowers 0.6, %60'ı istediği için. Nokta 0.6 mıydı? Virgül müydü? Virgül galiba. Nokta 6. Flowers
çalışması gerekiyor. Yanlış yazmadıysam. Yanlış yazmışım. Aynen, syntax hatası yapmışım. Sabitleyelim. Gene hata verdi. C-Solution diyelim. Ha, pardon. Flowers değil. Flower Train. Bunu gerekiyor şurayı. Çünkü bölmek istediğimiz iki dosyanın adı onlar. Ama gene hata verdi. Şunu şöyle silersem submit diyelim bir de. Yanlış olmaması lazım. Yok, yanlış var mı? Benim gördüğüm yok. Hemen buradan aldığımızı deneyelim. Şey değişmedi ama. Doğru dedi. Doğru sintaksımız bu. Ben büyük ihtimalle sintaks hatası yaptım. Bu da diyor ki default olarak spreadsheet'e keeps files in order. Bir sırada tutuyormuş. Bölsek bile dosyaları. Randomize dediğimizde de bunları shuffle olarak, yani rastgele dağıtıyormuş. Opsiyon olarak. Burada da örnek kullanımını vermiş zaten. Gene flowers, flower train, flower test olarak böleceğiz. %80'i random olacakmış. Flower train'dekinin denk gelecekmiş rastgele olarak. Aslında yukarıda yaptığımızın tamamen aynısı. O yüzden şunu kopyalıyorum. Direkt buraya yapıştırıyorum. Tek farkım %80 dediği için 0.8 bir randomized kısmını ekleyeceğiz. Ondan sonra virgül rando, aynen. Ondan sonra parantezi kapatıyorum. %80 dediği için buraya yaptık. Random olmasını istediği için, yani shuffle atmak istediği için randomize ekledik. Flowers 180 için onu yazdık. Sıkıntı yok. P-Value'si ne zaman 0.71 olursa proportion ya da proportion. Hemen çevirisine bakayım. Burada sıkıntı yaşayacağım yoksa. P 0 lirasının değer olduğunda orantılı olarak yorumlanır. Görüntüler daha sonra bölünür. Bölücü bir etiket oranı olarak bölünür. Ayrıca DS1 atmak üzere olan dosyanın tam sayısını da belirleyebilirsiniz. Hı, anladım. Bunu şu şekilde yapacağız. Doğru hatırlıyorsam gene aynısını istiyor bizden yani. Tedpark 500 files dediği için de orada 500 yazacak. Hani 0 virgülü bir şey değil. Onun dışında aynı şey istiyormuş aslında bizden. When training a network, your training images may not be varied. For example, these images of flowers are generally taken up close with good lighting. But if you're trying to build a mobile phone app, you really want the classifier to be able to cope with imperfect images, odd angles, substandard lighting, not well framed or cropped, and so on. An efficient way to handle these situations is to use an augmented image data store. The augmented image data store function takes an output image size, image data store as inputs. Girdilerin oluşundan bahsediyor. The images will be resized, but you can use optional inputs to control them. Otomatikman boyutlandırmış, hani tekrar dönüş yapabilirsiniz diyor. Bu da geçen derslerde gördüğümüz şeyleri tekrar yapabileceğimizden bahsediyor burada. O yüzden atıyorum. Burada da örnek kullanımlarını vermiş zaten. Ya bunları benim anlatmazsa izleyecek bir kişinin kendine bakması çok daha iyi. Bir Google Net. Transferlink öğrenmek istiyorsa Google Net ile Deep Network Networking to Deep Network Designer. Networking'imizde bir derin ağ tasarımcısına
göndermemiz gerekiyor. Buradan mı bahsediyor? Yani oraya göndermek, importlamak, neyse artık. Buralardan bir tane seçmemizi istiyor. Başlamak için opsiyonu. Ondan sonrasında zoomlayıp scroll wheel aşağı inip bir şeyler yapmamızdan bahsediyor. Yani bir şeylerden kastım da şu. Tool'lara ulaşmamızdan. Burada da ondan bahsetmiş zaten. Google Maps'i seçin. Zoomlayın. Ondan sonrasında değiştirin orayı. Modifyleyin demek istiyor. Google Maps'i seçelim dediği gibi. Ctrl ve scroll wheel'ımızı kullanıyoruz ki zoomlayabilelim. Şuradan ineyim aşağıya. Aynen burada olması lazım. Bizden bunların sırasını değiştirmemizi istiyor. Hemen yapalım. Silly as you can modify next fifth task. Hint diyelim. Bunları değiştirmemizi istiyor anladığım kadarıyla. Bu şekilde yapıyoruz galiba. Atırsak ve sabitleyelim. Ama yanlış yapmış olma şansım var tabii. Yani yanlış yapmışım. Aynen. Diğer teske geçebiliriz. Bu şekilde yapmamızı istiyordu çünkü. Burada da istediği şey set the auto set after a new layer don't. Yeni bir layer oluşmamızı istiyor. Hatta şöyle daha net gösterebilirim. Ses oluşun diyeyim. Buradaymış. Tamamdır, seçtik. Name, FC, output size, 5. Bitleyelim. Tamamdır. Hint bakalım. Replace layer of your candle here this layer. Şunu koyalım. Yeni bir tane eklememiz istiyor çünkü galiba. Bin. Output size bin. Evet. Fully connected layer. The size of it is min. Match. Bunlar eşleşmiyormuş. Bunu 5 yapmıştık bununla. Yine classification oluşturmamızı istiyor. Bunları replace'lememizi istemiş.